Semerkant'ın yaklaşık 120 kilometre güneyindeki Keş şehrindeyiz. Şimdiki adı ise Şehri Sebz olarak biliniyor. Burada Aksaray olarak tabir edilen ve Timur zamanında yapılan bir sarayı da aynı zamanda ihtiva eden ama eski Sebz şehrinin de içinde yer aldığı mahalleleri, altı mahalleyi çerçeveleyen surların önündeyiz. 15. yüzyılda büyük bölümüyle yapılan bu surların 6 kilometrelik bir mesafede olduğu söylenmekte. Ancak şu anda bu surların restore edilen kısmıyla sadece 2 kilometrelik kısmı gözler önüne gelebilmektedir. Bu yanıyla baktığımızda aslında Keş şehrinin Şehri Sebz olarak ünlenmesinin, şöhrete kavuşmasının nedeni biraz da Emir Timur'dur. Çünkü Emir Timur buranın yakın bir köyündendir. Ve bu surların içerisinde kendisi küçük bir saray yaptırdığı gibi aynı zamanda babası da burada metfun bulunmaktadır. Emir Timur'un şehri Keş, eski adıyla Keş, yeni adıyla Şehri Sebz'deyiz. Şu anda hem içindeki sarayı hem de Timur'un babasının metfun olduğu mezarı görmek üzere içeriye doğru geçiş yapacağız. Şehri Sebz'de şu anda Emir Timur tarafından yaptırılan Aksaray'ın karşısındayız. Aslına bakılırsa Türklerde, hatta Osmanlı'ya da miras olduğu şekliyle müstakil bir saray ya da sadece keyfe mahsus bir saray söz konusu değildir. Belki de bu bölgedeki en muhteşem saray Timur'a ait olan bir saraydır. Ancak bu sarayda yine Timur tarafından erken zamanda ölen oğulları ya da savaşta ölen yakınlarının mezarlarını da içine alan bir saray olması bakımından saray hüviyetinden çok bir tür hatıraların, anıların diri tutulduğu, canlandırıldığı bir yer hükmündedir. Fakat dışarıdaki surlara bakıp oranın ürkünçlüğünden sonra buradaki sarayın ihtişamı insanı gerçekten sarsmaktadır. Kaldı ki biz Timur tarafından yaptırılan sarayın ancak onda birini bugün görebiliyoruz. Onun dışında sarayın dediğimiz gibi geri kalan kısmının çok büyük bir bölümü yıkılmış durumda. Fakat yine de saray kültürü dediğimizde ya da Türklerde saray kavramının gelişmesi dediğimizde bizde daha çok derme çatma usulüyle yerleşim yapıldığı ve bütün mekanlar buna göre genişletildiği için Osmanlı'ya da aslında aynıyla devretmiş bir zihniyettir bu. Mesela Topkapı Sarayı bize çok muhteşem bir saray gibi görünür ama neticede derme çatma bir saraydır. İhtiyaç oldukça yeni binaların eklenmesiyle meydana gelmiştir. Aksaray'ın da eğer görünebilseydi belki ilk zamanlarının yine aynı şekilde olduğu söylenebilirdi. Fakat yine de Emir Timur tarafından bu beldede bir mühür olarak vurulmuş Aksaray dediğimizde bu kalan yapının ihtişamıyla karşı karşıya kalıyoruz ki 6 kilometrelik surlar içinde şehirle beraber hıfz edilen bu saraydan geriye kalanlar da ancak bu kadardır. Türkanlıkları geleneğinde iki türlü bir yerleşim yeri var. Birincisi orda, ikincisi de ya ikametgah anlamında ya da gerçekten saray anlamındaki padişahların ikamet ettikleri yerler. Buna rağmen ordalar çok büyük bir alanı kapsadığı ve çok büyük bir alana genişliğe yayıldığı halde saraylar çok az şekilde ortaya çıktığına tanık oluyoruz sarayların. Şu anda içinde bulunduğumuz Aksaray, Timur Şah'a ait olan saray da bu saraylardan bir tanesi.
Ve ne yazık ki bu sarayın onda dokuzunun ortadan kalkmış olması aslında 45 dönümlük araziyi kapsayan bu koskoca saray imgesini ya da fotoğrafını birlikte düşündüğümüzde insanı elbette üzüntüye sevk ediyor. Ama buna rağmen yine de o kadar muhteşem bir yer ki kalıntılarda henüz daha iptal olmamış, yok olmamış olan küçük ipuçları, küçük şeyler bile, göstergeler bile insana ne kadar muhteşem bir mekanın içinde yer aldığını hissettiriyor. Örneğin bu kadar yüksek alanda mavi ve turkuaz ağırlıklı olmak üzere çinilerle yapılan geometrik süslemeler, kufi ağırlıklı olmak üzere buraya yazılan hatlar bile buranın ihtişamını tek başına ele vermeye yetiyor. Üstelik de bu 45 alanın zemininin tamamı, çünkü örneklerini gördük burada var, tamamı da yine aynı zamanda turkuaz ve mavi renkli taşlarla, yani bir tür mozaik benzeri bir zeminle kaplanmış. Yani yükseltilerdeki renk, şekil, tezyin neyse sarayın tabanında da hemen hemen o inşa edilmek suretiyle müthiş bir birlik, müthiş bir bütünlük meydana getirilmiş. Ama maalesef biz onlardan çok az bir kısmını görebiliyoruz. Ve öyle deniyor ki bölge halkı tarafından, Aksaray maalesef Özbekistan'ın işgal yıllarında işgal komutanı tarafından buranın ihtişamından duydukları ürkünçlük, buranın ihtişamından duydukları kompleks nedeniyle bizzat top mermilerinin hedefi olarak maalesef yıkılmış. Ama biz yine de kalanına şükrediyoruz. Emir Timur'dan Şehri Sebzi de içine alan, Şehri Sebzi de şehir olarak aslında anlamlandıran, büyüten Aksaray maalesef bu şekliyle az bir kalıntıyla bile eski Keş şehrini ya da yeni Sebzevarı ya da Şehri Sebzi temsil etmeye devam ediyor.